Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Umarım şahane bir gün geçirmişsinizdir ya da geçirmeye devam ediyorsunuzdur. Günü yavaş yavaş bitiriyoruz. Ben bitiriyorum. Daha doğrusu yavaş yavaş. Belki siz daha önceden bitirmişsinizdir. Dünkü katılımınız için çok teşekkür ederim. Şahaneydiniz. Bir sürü soru sordunuz. Videoyu YouTube'a da yükledim. Oraya da yorumlar gelmeye başladı. Umarım beğeniyorsunuzdur, challenge'ı yapıyorsunuzdur, yapmaya devam ediyorsunuzdur. Ve bugün yapmışsınızdır challenge'ı. Daha önceki challenge'lar gibi biliyorsunuz bu 3 günlük challenge'lar. Tabii daha önce 30 günlük challenge'lar yaptığım için bir tık daha böyle sürece yayabiliyorduk ama 3 günlük challenge'lar daha böyle odaklanmanızı bir tık daha böyle gerçekten içine kendinizi dahil etmenizi gerektiriyor. O yüzden inşallah bugün yapma şansı bulmuşsunuzdur. Eğer bulamadıysanız birinci günü tekrardan izleyip YouTube'dan izleyebilirsiniz, Facebook'tan da izleyebilirsiniz. Oralarda kayıt bir şekilde duruyor olacak yayın. Yarın tekrardan başlayabilirsiniz. Eğer moda giremediyseniz, henüz challenge moduna giremediyseniz buradan başlayabilirsiniz. Şimdi bugün, tabii ki de dünün devamı niteliğinde olacak challenge. 3 günlük olduğu için ve size gerçekten feminenliğin süper bir güç olduğunu anlatmaya devam edeceğim için size bugün ikinci maddeden bahsedeceğim feminenlikle ilgili. Ve bu beni çok 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 heyecanlandıran bir madde. Yani 3 madde de beni çok heyecanlandıran maddeler ama özellikle bu ikinci madde bana inanılmaz derecede hitap ediyor. Merhaba Sevda bu arada. Facebook'tan da takipçiler var. Burada merhaba Instagram. Hoş geldiniz. Katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Şimdi dün biliyorsunuz niyetin feminenliğin ne kadar güçlü bir yanı olduğundan bahsettim. Ve feminenimizin gerçekten güçlü olduğunu hissedebilmek için yani feminenimize köklenebilmek diyorum ben buna. Gerçekten kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve kendi güçlü yanlarımızı kendi stilimizde ifade etmeye başlamak için gerçekten önce bir niyet etmek gerekiyor. Ve niyetin gücünü anlamak gerekiyor ve bunun ne kadar feminen bir özellik olduğunu anlamak gerekiyor. Erkekler niyet edemez mi gibi bir soru doğabilir aklınızda. Ya da bu erkeklerin bir gücü değil mi? Erkekler de tabii ki niyet edebilir. Bu tabii ki erkeklerin de kullanabileceği bir güç ama bu enerjinin yapısı tamamen feminen bir enerji. O yüzden erkekler daha farklı bir şekilde bunu uyguluyor oluyorlar. Erkek arketiplerine göre ilerleyen günlerde belki onlardan da bahsetme şansımız olur. Çünkü onlardan anlatmak istiyorum size. Çok fazla bilmesem de bildiğim kadarıyla anlatabilirim size. Dün niyetin ne kadar güçlü olduğundan bahsetmiştik ve feminenin gerçekten gücüne köklenebilmesi için neden niyetin bu kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu birazcık yanlış anlaşılmış olabilir. Çünkü birkaç yorum geldi bugün. Onunla ilgili bir açıklama yapacağım öncelikle. Şimdi feminen süper güçtür deyince böyle şey reklam, benim böyle en nefret ettiğim, gerçekten iğrendiğim, hatta midemi bulandıran böyle kadın reklamları var piyasada işte. Çok güçlü kadınlar bilmem ne falan filan tarzında böyle hiç feminenlikle alakalı olmayan saçma sapan provokasyonlara sebep olacak böyle şeyler var. Bununla ilgili de bir canlı yayın yapmıştım hatta Facebook'ta bir sene önce sanırım. Tam hatırlayamıyorum. Çünkü bunlar beni gerçekten kızdırıyor açıkçası. Çünkü işte biz çok güçlüyüz, femininiz, o kampanyalar yaparız işte falan filan. Hani bu değil. Yani yine bu değil demeye devam edeceğim. Feminen ne olmadığını çok aşikar bir şekilde görebiliyoruz çünkü piyasadan. Bu değil anlattığım şey. Yani feminenlik süper güçtür. İşte kadınları ayrıştıralım, erkeklerden ayıralım falan. Benim zaten kesinlikle öyle bir vizyonum olmadığını bilen her insan, benim samimiyetime inanan ve benim komünitemden olan her insan, beni tanıyan insanlar, beni takip eden insanlar zaten böyle bir amacım olmadığını biliyorlar şimdiye kadar. Bilmiyorlarsa eğer eşsizlik kucakla Facebook kız kardeşliği grubunun açabilirler ve oradaki açıklama kısmındaki niyetlerimi görebilirler. Birebir niyetlerimin ne olduğunu ben zaten çok net bir şekilde herkese yıllar öncesinden duyurdum. Ve bunu da zaten konuşmaya devam ediyorum. Dolayısıyla kesinlikle feminen işte erkekten daha güçlüdür vesaire öyle bir şey anlatmıyorum. Hiçbir zaman da anlatmayacağım. Öyle bir şey yok çünkü. Bu öyle bir şey değil yani. Dolayısıyla çünkü gerçek o değil.
Yani gerçek kadınları erkeklerden ayrıştırmak ya da kadınların içerisinde bir ayrımcılık yaratmak kesinlikle değil. Aksine benim niyetim tam tersi. Kadının gerçekten kendini toplum içindeki rolünü üstlenebilmesi ve geçmiş jenerasyonlardan aldığı yanlış algıların bir kenara bırakıp kendini algılayış biçimini gerçekten gerçeğe uygun şu andaki haliyle kendini görebilecek bir şekilde uyanarak, kendi spiritüel uyanışını gerçekleştirerek gerçekten gözünün önündeki materyali kendini görüp gerçekten o kadına layık olduğu, hak ettiği değeri verip dolayısıyla da çevresine ve çocuklarına da, ailesine de, erkeğine de, topluma da çok daha faydalı bireyler olabilmesi ve kadının yaratıcılığı sayesinde erkeğin yaratıcılığı yok mu? Tabii ki var ama kadınınki gibi değil. Kadınınkisi de erkeğinkisi gibi değil. Dolayısıyla her iki tarafında kendine özgü güçlü yanları var. Ve bu güçlü yanların eğer kadın tarafından sahiplenilmezse erkek tarafından da sahiplenilemeyeceğini aslında anlatmaya çalışıyorum. Ve dünyadaki bütün çatışma aslında buradan kaynaklanıyor. Ve kadının bir an önce kendi uyanışını gerçekleştirip bu uyanışın nasıl bir şey olduğunu anlayıp bunun korkulacak bir şey olmadığını görüp çünkü gerçekten kendi gücünü sahiplendiğinde bunda gerçekten korkulacak hiçbir şey yok. Ama bu çok korkutucu geliyor çünkü çok korkutucu bir şekilde anlatıla geliniyor yüzyıllardır ve evet korkulması gereken bir otorite var. Onun kim olduğunu hepimiz biliyoruz ama burada ondan bahsetmiyorum. Yani burada bir ırkçılık ya da ayrımcılık ya da herhangi bir şekilde bir şey yapmaya çalışmıyorum. Hiçbir zaman da yapmaya çalışmayacağım. Çalışsam zaten bu kadar açık bir şekilde işte bir kanal açıp, bilmiyorum böyle insanlar vardır belki ama ben onlardan değilim. Dolayısıyla hani bunu açık ve net bir şekilde, samimi bir şekilde size belirtmek istiyorum. Çünkü bu yanlış anlaşılma çok açık bir başlık olmuş. Onu da sonradan fark ettim. Yani feminenlik süper güçtür deyince bunu ben İngilizce tabii çok daha net bir şekilde anlıyorum. Bütün okumam vesairem o yüzden öyle olduğu için çocukluğumdan beri ama işte femininity as a superpower dediğimde çok böyle provokatif bir cümle gibi gelmiyor ama Türkçe çevirdiğimde feminenlik süper güçtür dediğimde belki hani ayrım yapılabilecek bir şey olarak algılanmış olabilir. Özür diliyorum onun için. Kesinlikle öyle bir niyet yok. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Dolayısıyla öyle bir şey yok yani. Burada sadece gerçekten kadınların kendi içlerindeki gücü fark edip ona daha fazla nasıl sahip çıkabilirler ve bunu 3 günde nasıl yapabilirler? Bunun 3 tane temel prensibi nedir? Bunlar nelerdir? Birazcık aslında onları anlatıyorum. Ben genelde 3 rakamını seviyorum. Bilmiyorum bana çok hitap ediyor. Belki siz de seviyorsunuzdur. Allah'ın hakkı 3'tür de derler Türkçe'de. Dolayısıyla hani 3 gün bana çok fazla hitap ediyor ve gerçekten böyle tak 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 evet 3 günde hadi bakalım uyumlandık gidiyoruz diyebiliyorum. Ben kendi hayatımda en azından belki siz farklı tarz insanlar olabilirsiniz hemen diyemeyebilirsiniz. Sorun değil. O zaman bu 3 günü 3 aya da yayabilirsiniz. Atıyorum birinci videoyu 1 ay boyunca deneyebilirsiniz. İkinci videoyu 1 ay boyunca deneyebilirsiniz. Üçüncü videoyu 1 ay boyunca deneyebilirsiniz. Mesela öyle yapabilirsiniz. Yaratıcılıkta sınır yok. Gördüğünüz gibi bütün olasılıklara, iyi olasılıklara açığız. Şimdi bugün sizden size birazcık aslında onu da bedenlemeye çalıştım. O yüzden böyle giyindim. Biraz daha böyle abartılı bir şekilde giyindim bugün. Çünkü bugün haz ve oyundan bahsedeceğim. Pek çok zaman, pek çok challenge'ımda aslında bunu sürekli vurguladığımı belki görmüş olabilirsiniz daha öncesinden. Haz ve oyun, haz ve oyun, oyunlar oynamak, oyunlar yaratmak, bir oyun şeklinde öğrenmek bence ve araştırmalara göre de zaten öğrenmenin en kolay yolu ve en güzel yolu. İşte bu haz ve oyun aslında feminenin çok bariz iki tane niteliği. Erkeklerde de yok mu? Yine aynı soru direkt geliyor. Onu sorabilirsiniz çünkü kendinize bu soru benim aklıma geliyor. Tabii ki var. Erkeklerde de haz ve oyun yok mu? Var. Ama daha farklı bir şekilde onu kullanıyorlar ve bunu çok daha az bir şekilde kullanıyorlar günlük hayatlarında. Şimdi erkekler bunu nasıl kullanıyor? Kadınlar nasıl kullanıyor? Ve bu feminenliği nasıl en güçlü yanlarından bir tanesi? Birazcık ondan bahsedeceğim size bugün. Nasıl sevdiniz bu konuyu? Yorumlarda yazın. Çok teşekkür ederim. Evet, hepsini özenle seçiyorum gerçekten. Alan tutuyorum ve böyle güzel şeyler bulabiliyorum. Okey, şimdi. Haz ve oyun dediğimizde, haz İngilizcesi pleasure, oyun play.
İngilizce daha net anlayanlar için söyleyeyim, benim gibi olanlar için birazcık. Haz ve oyun. Haz almak, bir şeye haz katmak, bir şeye yaratıcılık katmak, bir şeye güzellik katmak, bir şeyi daha hoş yapmak, hoş hale getirmek de diyebiliriz haza aslında. Keyif de diyebiliriz. Bir şeye keyif katmak da deniliyor Türkçe'de. Bu da çok bariz kullanılan, günlük hayatta kullanılan bir tane tabir. Keyifli bir şekilde yapmak, işte önemli olan keyif de denebilir. Bunu kadınlar gün içerisinde nasıl kullanıyorlar ve gerçekten feminen liderlik yapan kadınlarla, gerçekten feminen liderlik yapan kadınlarla, daha çok maskülen liderliğe toplanmış kadınlar arasındaki farkları da anlatacağım size bugün. Bazı kadınların daha masküleni baskın olabiliyor. Bu kötü bir şey değil. Bu sadece bir tercih ve bazen yaratılış biçimi olabiliyor. Bazen de bir tercih biçimi olabiliyor. O yüzden hani böyle bir maskülen çok çok kuvvetli ve orada kalan bir kadın olmak istiyorsanız bu tamamen sizin tercihiniz. Burada da kötü bir şey yok. Kötü ya da iyi diye yargılamıyoruz yani iki tarafı da. Sadece iki tarafta yani ne kadar maskülinize de köklenmiş olsanız bu kadın mutlaka mutlaka haz ve oyunu kullanıyor olacak günlük hayatında. Ama belki bir tık daha az olacak. Ama çok fazla gerçekten feminen ve maskülen dengede ve femineni daha baskın tabii kadın olduğu için daha baskın olan kadınlar haz ve oyunu daha farkındalıklı ve niyetli bir şekilde, gerçekten bilinçli bir şekilde günlük hayatlarına adapte ederlerse, iş yaşamlarına özellikle adapte ederlerse, yemek yaparken adapte ederlerse, ev temizliğinde adapte ederlerse, yürüyüş yaparken adapte ederlerse, bir insanı severken, okşarken, işte öperken adapte ederlerse, bunun hepsi bilinçli bir şekilde yaptıklarında kadınlar, ve niyetli bir şekilde tabii niyet kattığımızda bir şeye bilinç katıyoruz. Bir şeye bilinç kattığımızda sevgi katmış oluyoruz. Bu da çok feminen bir şey. Dolayısıyla bunu kattığımız zaman gün içerisinde kendimize çok daha ruhumuzun rahat edeceği ortamlar yaratmış oluyoruz. En başta bir kere bunu yapmış oluyoruz kendimiz için. En azından yani bir kadının bir ortama bir yumuşaklık katması, bir keyif katması, bir güzellik katması, bir hoşluk katması kadar doğal belki de değil mi? Hiçbir şey olamaz bence. Kadın zaten bunu çok doğalında yapıyor. Yani kendisi dansçı gibi hayatla birlikte dans ettiği zaman o sahnede kendisi zaten doğal olarak bir şeyleri güzelleştirmeye, bir şeyleri hoşlaştırmaya, ortamı işte ortama renk katmaya, ne bileyim işte bir koku katmaya belki işte o hisleri ve duyuları canlandırmaya başlıyor kadın. Ve bunu çok doğalında yapıyor. İşte bu zaten çok doğalında kadının yaptığı ama bizim çok azımsadığımız şeyler aslında feminenliğin süper güçleri, bir süper kahraman olduğunu düşünürsek annelerimizin özellikle işte annelerimizin süper güçlerinden bir tanesi bu. Tabii ki de bizim de süper güçlerimizden bir tanesi bu. Dolayısıyla mesela eve geldiğinizde işte annenizin bir kurabiye yaptığını ve işte evin ne kadar güzel kurabiye koktuğunu ya da yemek koktuğunu gördüğünüzde mesela kadın da olsanız erkek de olsanız diyorsunuz ki iyi ki hani iyi ki annem var, iyi ki yaratıcı, iyi ki muhteşem şeyler yapıyor. Hani eve geldiğimde bu koku süper ev hissettiriyor gibi mesela. Şimdi gördüğünüz gibi bu hiç azımsanacak bir şey değil. Yani ve bunu bu tarz ufak gerçekten ufacık detaylar hayatı anlamlı kılıyor. Bu tarz ufacık şeyler bizim kendimize gelmemizi ve gerçekten güçlü hissetmemizi aslında sağlıyor. Oysa ki biz ne yapıyoruz gün içerisinde? İşte çok büyük projeler yapalım, çok büyük şeylerin altına girelim, çok büyük işte teoriler kuralım, icatlar çıkartalım, ne bileyim büyük projeler alalım falan. Tamam evet büyük projelerde de rol alalım. Tabii ki alalım, tabii ki yapalım, yapmayalım demiyorum ama hayata anlamlı kılan şeyin büyük bir şey olduğunu ya da işte bir gün gelecek ve ben o hayalime ulaşacağım, bir gün gelecek ve ben onun içinde olacağım ve o bir gün ben ancak mutlu olacağım gibi böyle bir
kendi kuyruğunu kovalayan, feminende diyoruz biz ona, kendi kuyruğunu kovalayan kız kardeşlerimizden bazen gerçekten hepimiz o tuzağa düşebiliyoruz. Kadın ya da erkek, hiç fark etmiyor, insan olarak çok fazla düşünebiliyoruz, çok fazla zannedebiliyoruz. Bir şey öyle görünüyor bizim gözümüze, sonra diyoruz ki bu böyleymiş, sonra atıyorum bir ay sonra ya da bir sene sonra da beş sene sonra diyoruz ki o öyle değilmiş, ben onu o zaman öyle zannetmişim diyoruz mesela. Hayat algımız daha da derinleşiyor. O yüzden bu challenge'ın başka bir niyeti de aslında hayatın o sıradan gibi gördüğümüz ama çok basit, çok azımsadığımız, çok önemsemediğimiz şeylerin aslında bizim ne kadar da büyük güçlerimiz olduğunu görmek. Ve bunlar hayatı anlamlı kılıyor. Bunlar ilişkiler yapıyor. Bunlar ilişkileri anlamlı kılıyor. Bunlar kendimizle ilişkimizi en başta anlamlı kılıyor ve bizi mutlu ediyor. Bir tane kitap var. Size bunu söyledim aslında. Kitabın adını tam hatırlamıyorum şu anda. Üzüntüyle baş etmenin yolları olması lazım. Tam da bilmiyorum. Şurada çekmecede duruyor. Belki birazdan alırım. Ama daha önceden önerdiğim kitapların arasında olan bir kitap. O kitapta şöyle bir ya da burayı yorumlara yazarım yayından sonra. Instagram'a da post ederim. O şekilde görebiliriz. O kitapta şöyle bir şey anlatıyor. İşte hayatında başına gelen çok zor olayları, başına gelen insanların hikayelerini anlatıyor. Mesela işte birine demişler ki 3 ay ömrün kaldı, kansersin, öleceksin. Hani o noktadan sonra sen hayatını değiştirmiş ve işte kanseri yenmiş ve bunu nasıl yaptığını anlatıyor. Ve bir tane hikaye de var. Yani hepsinin prensibi aynı aslında. Mutluluğun gerçekten insanın içinde olduğu ve dışarıdan hiçbir şeyin aslında onu etkileyemeyeceğini anlatıyor özünde. Ve bu mutluluğun gerçekten küçücük şeylerde gizli olduğunu ve minik minik böyle ilmek ilmek örülen hayatta aslında bir anlam olduğunu anlatıyor. Kitapta şöyle bir örnek var. Bir tane kaptan var, gemisi var ve bu gemide çok büyük tabii işte mürettebat var, çok büyük bir gemi. İşte mürettebat hiç sıkılmadan, pes etmeden gün içerisinde işte bütün zorlu verdiğim işleri yapıyordu diyor. İşte yerler silinecek, tekne temizlenecek, bir şey olacak. Bütün zorlu işleri yapıyorlardı ve hiç kavga etmiyorlardı diyor. Güzel bir şekilde işleri takım olarak yapabiliyorlardı. Hani en zorlu şeylerde ben kavga çıkacak ya da problem çıkacak gibi beklerken hiçbir şey olmuyordu. En büyük, bütün seyahatimiz boyunca en büyük sorunlar işte aşağıdaki giyinme odalarında ya da işte kişisel odalarında, ortak dolaplarda yok işte bilmem kimin ayakkabısı bilmem kimin dolabına girmiş, işte yok bilmem kim bilmem kimin kupasını kullanmış, sonra yıkamamış gibi şeylerden böyle çıktığını, gerçekten hayatın o küçük şeylerinin aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu, ki bunu problem ettiğimizi anlatıyor. Çok büyük bir şeyden fark ettiyseniz hiçbir zaman aslında kavga çıkmaz, genelde çıkmaz yani. Ama en büyük kavgalar, en büyük böyle tartışmalar ya da insanı uyuz eden şeyler böyle küçük şeylerden aslında olabiliyor. İncir kabuğunu doldurmayacak şeylerden aslında. Çünkü insanı insan yapan bence en önemli özelliklerden bir tanesi anın içerisine gerçekten rahatlayabilmek. Ve o anın içerisini anlamlı hale getirebilmek. O anı gerçekten yaşadığını hissetmek. Ve herkes bunu istiyor aslında. Herkes, hepimiz yani yaşadığımızı hissetmek istemiyor muyuz? Bilmiyorum. Yanılıyorsam yazın. Ya da doğruysam da böyle yapın. Thumbs up yapın. Yorumlarda. Ben şahsen gerçekten yaşadığımı hissetmek istiyorum ve kendim olarak yaşadığımı hissetmek istiyorum. Yani samimi ve rol yapmadan ve bir kalıba sokmaya çalışmadan ve gerçekten zihnime kaçmadan ve bedenimi hissederek yaşamak istiyorum. Ve insanlarla anlamlı ilişkiler kurarak yaşamak istiyorum. Ve gerçekten gerçeği söylediğim, gerçeği artiküle ettiğim, gerçeğin ağzından çıktığı, gerçeğin bedene döküldüğü bir hayat yaşamak istiyorum. Ve birçoğumuzun bunu yaşatmak istediğini, evet yazdığını yapmışsınız, düşünüyorum. Aynen, Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak kitabın adı. Süper, Dale Carnegie'nin olması lazım. Dolayısıyla bunlar işte aslında kadının çok 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 önemli bir özelliği bu. Evde bir kavga olduğunda ya da herhangi bir şekilde kendi içerisinde bir çatışma olduğunda kadının kendi düşünceleriyle baş edemediğinde, kendisi çok işte depresyona ya da duygusal stabilitesini kaybettiği zamanlar olabilir. Her kadının olabilir. Birçok evreden geçiyor çünkü kadın da erkek de. Birçok dönemsel de olabilir bunlar. Süreçte de olabilir. Çocukluğuyla ilgili bir şey de olabilir.
Her ne sebeple olursa olsun, her ne yaşıyor olursa olsun kadın kendi gücüne sadece ve sadece haz ve oyun yaratarak, hazla ve oyuna odaklanarak tekrardan dönebilir ve bunu çok basit bir şekilde anda yapmaya devam ederse gerçekten ilmek ilmek dokumak gibi hissettiriyor, bu halı dokumak gibi hissettiriyor. An be an, an be an, an be an buna odaklanırsa o haz ve oyunun içerisinde tabii pretension yani şey olmaması lazım, işte mış gibi yapıyor olmaması lazım. Yani gerçekten o anı samimi bir şekilde haz dolu hale nasıl getirebilirim diye sorması lazım. Yani şöyle değil, aman takma dünyayı, boşver bir sürü dert var zaten, ben kendi keyfime bakayım falan. Hani bu şekilde değil, yani bu şekilde hani aman salla gitsin falan tarzında değil. Ya da işte işleri espriye vurayım da üzüntümü hissetmeyeyim, bu da değil. Tam tersi, aslında tam tersi bir özellik. Çünkü güçlü bir özellik. Dolayısıyla güçlü hissettirmesi gerekiyor. Hani aman boşver gitsin falan gibi hissettirmemesi gerekiyor. O yüzden de bu şöyle bir şey aslında. Ben şu an atıyorum içinde bulunduğum durum gerçekten zor ya da gerçekten kötü hissettiriyor ya da gerçekten bir challenge hissettiriyor, bir zorluk hissettiriyor. Özellikle bu anlarda mesela haz ve oyuna dönebilirsiniz. Tabii normal zamanlarda zaten dönebilirsiniz. Normal zamanlarda zaten kadın buna dönecektir. Kendi doğalına dönecektir. Ama hani zorluklu bir dönemse eğer, bir zorluktan geçiyor olabilirsiniz. Özellikle bu tarz dönemlerde haz ve oyuna daha böyle bilinçli bir şekilde, niyetli bir şekilde minik minik de olsa gerçekten çok minik şeyler, çok büyük farklılıklar yaratıyor. Tekrar söylüyorum. Benim sözüme inanmayın. Gidin deneyin. Hayatınızda ondan sonra gelin yazın buraya. Gerçekten bana inanmayın yani. Gidin söylediklerimi deneyin. Ondan sonra gelip deneyimlerinizi yazın. Çünkü ben kitin sözüne inanmıyorum. Gidiyorum, deniyorum. Ondan sonra gerçekten olduysa benim hayatımda anlatıyorum. O yüzden ha, bu gerçekten evet, bu gerçekten işime yarayabilir mi acaba diye bakıp böyle ilmek ilmek minicik ana dönüp o anı güzelleştirdiğinizde, ki mesela çok minicik yani, çok gerçekten bence minicik bir şey. Şöyle bir kolonya var benim masamda, işte Buket adı, reklam yapıyor gibi olacak birazcık ama Rebel'ün bir kolonyası, adı Buket ve beni bu yayından önce mesela sadece ve sadece gerçekten o koku ya da bir güzel bir şeye ihtiyacım olduğu için ve bir ritüel şeklinde, yani beni ana döndürecek bir ritüel şeklinde sadece bu kolonyadan alıp ellerime sürdüm, işte boynuma sürdüm ve şu an mesela çok güzel kokuyor. Ellerimi hareket ettirdiğimde mesela koku hala geliyor. Ama bu gerçekten benim enerjimi değiştiriyor. Ve bu çok minicik bir şey fark ettiyseniz. İşte yaptığınız minicik şeyler sizi ana döndürecek ritüeller aslında. Femininizi kökleyecek dediğim şey aslında bu ana dönme. Yani ana dönüp tekrardan bir durup niyet edip devam etme. Bir yavaşlama, bir hoşluk katma, bir keyif katma, bir hayatın kontrolünü tekrardan elinize alma. Kontrol edebileceğiniz şeyler tabii ki. Ve o deneyimi kendimize özgü hale getirme. Yani atıyorum ben bunu bu kolonyayı seçtim ama masamda bir sürü kolonya var çünkü ben çok seviyorum bunların kokularını. Bir başkasını da seçebilirdim yani şu an ama bu deneyimi bu şekilde bunu hissettim mesela, bunu duyularımla hissettiğim için bu kolonyayı seçtim. Atıyorum mandalina diye de bir kokusu var aynı markanın. Mesela onu seçmedim. O bir tık daha böyle keskin bir koku ve şu ana uygun olmayacağını hissettiğim için onu seçmedim mesela gibi. Bu kadar minik gibi görünen ama gerçekten hayatınızda çok büyük farklar yaratacak çok güçlü özellikleriniz var kadın olarak özellikle. Erkeklerin de tabii ki kendi güçlü özellikleri var. Onları da anlatabilirim. Bilmiyorum kadın olarak benim bunları anlatmam ne kadar doğru olur ama isterseniz onları da anlatabilirim. Erkeklerin kendine özgü çok daha farklı özellikleri var. Örneğin, hatta bir örnek vereyim hemen madem konu oraya geldi. Bir kadının odağı zaten doğal olarak dağınık. Yani kadının böyle bir stabil, dümdüz bir odağı yok. Dolayısıyla kadının odağı dağınık odak. Zaten doğalında bu şekilde. Dağınık odak olduğu için ve ayın 4 haftasını da 4 farklı enerjiyle yaşadığı için kendi döngüsü 28 gün minimum 35 gün maksimum sürdüğü için ki daha uzun döngüler de olabilir. Ama bir erkeğin döngüsü 24 saat olduğu için, kadının döngüsü 28 günken erkeğin döngüsü 24 saat olduğu için burada çok ciddi
iş yapış biçimi farkları var farkındaysanız. Enerji biçimi farkları var ve döngü farkları var ve odak farkları var ve beyin farkları var. Dolayısıyla kadın eğer insanları ve kendini hayatı yaşarken, insanların ilişkilerinde, kendiyle ilişkisinde kendini bir başka kadına benzetmeye çalışırsa, kendini bir başka erkeğe benzetmeye çalışırsa, kendini işte kafasında kurduğu imgelemlerin içerisine sokmaya çalışırsa, işte ben böyle olmalıyım, bu iş böyle yapılır tarzında mesela, ki bunları yapmaya çalışıyoruz hepimiz gün içerisinde, çünkü bu tarz koşullanmalarımız var, bu tarz örneklendirmelerimiz var, bu tarz referanslarımız var. Aa, o onu öyle yapmıştı, ben de onu öyle yapayım tarzında. Şimdi ne kadar kendimizi bu tarz şeylere kaptırırsak eğer, o kadar gücümüzden uzaklaşmış oluruz, o kadar kendimizi duyamamış oluyoruz, o kadar duyularımızla bağımız aslında kopmuş oluyor. Dolayısıyla bir erkek dümdüz bir şekilde bir işi yaparken, direkt hedef odaklı ve sonuç odaklı bir şekilde hedefe kilitlenirken, kadın döngüsü daha uzun olduğu için ve beyni daha farklı çalıştığı için, örneğin beyninin sağ ve sol lobu arasındaki ayrım erkekte yokken, pardon, varken kadının arasında ve sağ ve sol lob arasındaki mesafe çok kısa. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde işleyebiliyor bilgiyi. Ama erkek o arada biraz düşünme payı oluyor. Ancak sol loba, sonra ancak sağ loba geçebiliyor. Yani biraz bir vakit geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla erkek çok daha farklı. Mesela erkeğin bu tarz işte bir kolonya tarzında ritüellere çok fazla ihtiyacı yok yani. Evet, belki olabilir arada ama kadın kadar ihtiyacı yok. Öyle bir özelliği zaten çok fazla yok. İşte erkek nasıl iş yapıyor? Sabah hedefe kilitleniyor. Bir hedefinin bir kısmını gerçekleştiriyor. Bir kahve molası veriyor. Ondan sonra geri kısmını gerçekleştiriyor. Ondan sonra bir yemek molası veriyor. Ondan sonra geri kısmını gerçekleştiriyor. Ondan sonra bir yemek molası daha veriyor. Ondan sonra geri kısmını gerçekleştiriyor. Sonra uyuyor ve tamamen yenilenmiş bir şekilde tekrardan ertesi gün kendi döngüsüne devam edebiliyor. Ama kadın öyle değil. Kadının döngüsü çok daha uzun, çok daha Afrika'da bir terim var bunun için. Poposu büyük kadın derler böyle gerçekten. Big mama dedikleri, işte kadın gibi kadın dedikleri bir tabir var. İşte poposu büyük diyorlar onlara. Onlar da öyle bir genetik olduğu için sanırım. Büyük anne, yani evin anası. Hani Anaya Bak Anaya diye bir dizi vardı ya 90'larda, onun gibi yani, hani böyle bir ana düşünün. Daha böyle gerçekten kendi gücüne köklenmiş ve oturan boğa tarzında, gerçekten oturaklı bir şekilde yavaşça ilerlemesi gerekiyor bu döngü içerisinde ve bilinçli bir yaratım yapması gerekiyor bu döngü içerisinde. Keza erkeğin de aynı şekilde, ama bu bilinçli yaratım ve niyetli yaratım kadına çok daha bariz. Çünkü çok daha uzun bir vadeye ve çok daha geniş bir kitleye yayılıyor. Mesela aileyi erkek değil kadın yönetiyor. Dolayısıyla ilişkiyi erkek yönetirken aileyi kadın yönetiyor. Çocukları işte kadın ayarlıyor, planlıyor. Erkeğin bazı sorunları ya da bir takım danışması gereken şeyler olduğunda kadına geliyor. Kadının sezgilerine kökleniyor. Kadının duyuları çünkü çok daha... Kadın duyularını çok daha net bir şekilde isimlerini bilebiliyor, hislerinin isimlerini bilebiliyor ve hislerini birbirinden ayırt edebiliyor. Ama erkek o kadar net ayırt edemiyor. Kadına ihtiyacı var hislerinin arasında isimlerini ayırt edebilmesi için. Ben şu anda gerçekten ne hissediyorum dediğinde bu sorun karşılığı erkeklerde pek fazla yok yani. Bir kadın yanında olduğunda ve kadın hissettiğinde ve kadın o hislerini ona açıkça belli ettiğinde erkek diyor ki şu an sinirli. Mesela görebiliyor şu an sinirli olduğunu. Şu an sinirli mesela diyor. Ya da şu an ben şöyle hissediyorum diyebiliyor kendi içinde. Çünkü bizim onun yanında hissetmemiz ona o izni veriyor. Gibi gibi. Dolayısıyla iki cins arasında farklılıklar var. Ve o yüzden aslında bu challenge bence çok önemli. Uyumlanma challenge'ın devamı olmasının sebebi gerçekten kendi gücümüzle uyumlanmamızın gerekli olması kadın olarak. O yüzden bunu hemen arkasına koydum. Şimdi haz ve oyun başka nelere sebep oluyor? Kısaca biraz onlardan da bahsedeyim. Sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Sonra kadar oturanlarınız varsa tabii ki buyurun oturun. Şimdi haz ve oyun aslında kadının gün içerisinde alan açmasına sebep oluyor. Enerjisel bir alan açabiliyor bu şekilde. Mesela çok fazla düşündüğü zaman, bir kadın çok fazla beyne kaçtığı zaman ya da maskülenini, feminenini dengeleyemediği zamanlarda, gün içerisindeki o dağınık zaten, yani o dağın tam toparlayamadığı zaman, böyle kendini merkezine tekrardan uyumlaması için bir alana ihtiyacı var. Bir nefes, bir es vermeye ihtiyacı var. Dolayısıyla haz ve oyun bunları sağlıyor mesela. Bir alan açıyor. Enerjisel bir alan açıyor. Yeniden niyet etmeye bir alan açabiliyor mesela.
gibi bir durabiliyor. En azından bu bir saniyede olabilir yani. Çok uzun olmak zorunda değil. Ya da mesela işte dediğim gibi bir kolonya ya da herhangi bir şekilde haz kattığında içinde bulunduğu ortamı güzelleştirdiği zaman mesela yemek yaparken arka plana güzel bir müzik koyduğu zaman atıyorum. Hani hazla oyuna örnek olsun diye veriyorum. Bu kadını o anın içerisinde böyle dansçı gibi sanki anla birlikte akmasını ve su gibi aslında hem kökleniyor hem yemeği yapıyor hem de su gibi o süreçle akmaya devam ediyor. Evet, bu Facebook'ta bir sorun oldu. İnşallah kaydediyordur. İnternetinde bir sorun oldu. Okey, Instagram'da en azından var ama tabii. Neyse, kısmet diyelim. Dolayısıyla burada aslında önemli olan bu alanı açması ve kendini ana kaptırıp o anla birlikte ilerleyebilmesi kadına çok daha fazla güçlü hissettiriyor, gücünde hissettiriyor. Yemeği çok daha, yani yemeği yapıyor ama amaç sonuca ulaşmak değil. Evet, tabii ki de sonuca ulaşmak önemli ama amaç kadın için süreçten keyif almak. Süreçten keyif aldığında sonuç anlamlı hale geliyor. Süreçte eğer eziyet çektiyse, çok yorulduysa, beli ağrıdıysa, işte terlediyse, ne bileyim vesaire böyle kendini rahatsız hissettiyse bedene o yemeğin çok bir anlamı olmuyor açıkçası kadın için. Bu çok açığa çıkıyor ve yaratıcılığı çok daha akışta oluyor. Yani yaratıcı bir birey oluyor ve o an kendini o akışa bıraktığı için, o alana bıraktığı için daha niyetli bir şekilde hareket ediyor. Ve bu yaratıcılık daha anlamlı bir şekilde açığa çıkmaya başlıyor. Mesela daha akışta bir yaratıcı düşün, kendinden ilhamlanmaya başlıyor. Yani çevresini güzelleştirirken bir dans gibi mesela ya da bir peri gibi düşünün. Her yeri güzelleştiriyor, 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 oynuyor ve onun içerisinde bir sürü işi tamamlamış oluyor ve çok da keyif almış oluyor. Dolayısıyla hem yaratıcılığı ve ilhamı artıyor. Kendinden ilhamlandığı bir hayat stili olmuş oluyor. Hem de bu alanda kendini çok daha güzel hissetmiş oluyor. Hem de işler yapmış oluyor. Bir taşla beş kuş falan yani. Kendi özelliğinde sadece gücünü köklenerek yaptığı bir şey. Facebook videosu evet durdu şu anda. Neden durdu bilemiyorum. Umarım devam eder diyeceğim ama yok, devam etmiyor şu anda. Facebook, bana cevap verebilir misiniz? Şu an beni görüyor musunuz? Hemen kısacık onu bir kontrol edelim. Yok, sonraki video. Bitirip baştan başlatalım. Şimdi evet, yaratıcılık, alan açmak, oyun çok güzelleştiriyor zaten. İşleri de kolaylaştırıyor bir yandan. Duyabiliyor musunuz? Merhaba. Evet, demek ki duyabiliyorlar. Enteresan. Tamam, yayın devam ediyor anladığım kadarıyla. Şimdi bunlar artıları oluyor tabii ki. Yani bir kadının kendi gücüne köklendiği, yaratıcılığı ve oyuna anda döndüğü anda bununla birlikte çok çok daha elzem, yani bunu uzun vadede buna değer vermeye başladığında bir kadın uzun vadede bunun getirileri şunlar oluyor. Aile içerisinde eğer bir sorun ya da çatışma çıktığında ya da kendi içerisinde kabullenemediği yanları açığa çıktığında ya da kafası karıştığında herhangi bir sebepten dolayı daha şefkatli olmaya başlıyor. Daha yumuşamaya başlıyor. Daha çünkü kendi gücünden hareket ettiği için otomatik olarak evet sorun yok diyor insanlar. Enteresan. Okey. Süper. Garip bir kesilim oldu bende. Okey. Devam ediyorsun süper. Dolayısıyla kadın aile içerisinde bir sorun olduğu zaman ya da kendiyle alakalı düşündüğü, mesela dengede olmayan bir kadın şu şekilde hareket ediyor, işte kendini suçluyor, ağlamaya başlıyor, ondan sonra sorunu çözemiyor, kimseye bir faydası dokunmuyor, ne eşine, ne çocuklarına, ne topluma hiçbir şekilde bir faydası dokunmuyor ve kendi kendini yiyip bitiriyor ve böyle bir kurban sendromuna girmeye başlıyor. Oysa ki çünkü gücünde değil aslında, gücünü dış şartlara vermiş oluyor. Ama kendi gücüne güvenen bir kadın, işte bu haz ve oyunu aslında bir prensip haline getirmiş bir kadın ve bunun gerçekten güçlü bir yanı olduğunu fark eden ve buna değer veren bir kadın, yumuşadığı için daha farklı olasılıklara açılabiliyor sorunu çözmek adına ya da
Bazen sorunu çözmesine gerek bile yok. Sadece oturup o sessizlikte alan tutmak o bireyler için bile sorunu kendi kendine çözebiliyor. Ya da sadece bir niyet etmek o anda sorunu kendi kendine çözebiliyor. Ya da bir güzellik yapmak sorunu kendi kendine çözebiliyor. Çünkü bu tarz tartışmalar vesaireler gerek aile içinde gerek şirketlerde vesaire yaşanabilir. Yaşanıyor da zaten günlük hayatımızda yaşadığımız şeyler. Dolayısıyla bu kadını kendi güçlü yanına şefkatle bağlıyor ve o şefkat ve şefkat kadının şefkate gelmesi aslında koşulsuz alana geçmesini ve erkeğinin de onu direkt aynalamasına ve merhamete geçmesine sebep oluyor. Yani kadındaki şefkatin karşıda erkekte merhamet. Çünkü farklı güç algıları var burada. Erkek işte ne bileyim fiziksel olarak zarar verebilecek kapasitedeyken o gücünü kullanmamayı seçtiğinde aslında merhamet etmiş oluyor. Ama kadın da işte cingar çıkarabilecekken ya da işte bağırabilecekken işte ya da kendini suçlayıp kurban psikolojisine girebilecekken yani şefkatli olmayı seçtiği anda aslında kendi gücüne köklendiği anda onu seçebiliyor. Daha rahat bir şekilde seçebiliyor. O an görebiliyor mesela. O an reaktif davranmak yerine gerçekten intentional yani niyetli bir şekilde davranıyor ve responsive yani yanıt veriyor. Bir durmanız gerekiyor yanıt vermeniz için. Önce bir dinlemeniz gerekiyor. Sonra yanıt verebilirsiniz ancak. Ama reaksiyon o şekilde değil. Etkiye tepki gibi. Aynı anda oluyor mesela. Bir anda patlıyor atıyorum. Biri ona bir şey diyor ondan tetikleniyor. Kavga oluyor mesela gibi. Ya da çatışma çıkabiliyor. Ya da işte istemediğimiz sözler söyleyebiliyoruz birbirimize gibi. Dolayısıyla kadını bu haz ve oyun gerçekten azımsanmayacak derecede önemli bir güç. Her güç gibi. Kadını hem ana getirip hem alan açmasını hem de şefkatli bir şekilde diğer insanlar için alan tutabilmesini ve etrafta yaratıcılık olduğu için aslında bir pozitif bir aura da etrafa gelmeye başlıyor. Ve çok bilge görünüyor bu kadın. Yani kendi gücüne gelen bir kadın kendi bilgeliğini de duyabiliyor. Yani kendini duyabiliyor. Kendini duyabilecek sınırlar çizmiş oluyor çünkü doğal olarak çevresine de kendine de. O yüzden hani kendini duyabiliyor, kendiyle bağlanabiliyor. O yüzden bu hani atıyorum elinize bir oje sürmek de olabilir. Ojeden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Ben de bir dönem hiç kullanmadım. Dönem dönem bazen kullanmıyorum bile. Atıyorum bir ne bileyim işte bir makyaj olabilir, bir şey boyamak olabilir, bir taş boyamak olabilir. Ya da işte oyun mesela. Oyun demek ne demek aslında? Dışa çıkıp oynamak demek yani mesela benim için. İşte bir yere gitmek, birkaç saatliğine, bir kaçış olabilir. Atıyorum denizin kıyısına gidip balık tutmak olabilir. Göle gitmek olabilir, işte ne bileyim kumlarda koşmak olabilir. Tekneye gitmek olabilir. Ne bileyim işte oralara gidemiyorsanız da hani size oyun yaratacak evin içerisinde bir şeyler bulmak olabilir yani. Size oyun hissettirecek herhangi bir şey. Çiçekleri sulamak bile olabilir yani bu. Çok küçük şeyler dediğim gibi hani büyük bir şeylere bakmanıza hiç gerek yok. Bunu herkes, her insan, her seviyede yapabilir. Belki fiziksel engeliniz varsa belki yapamayabilirsiniz ama yine orada bile ben bilinç katarak bazı şeyleri yapan insanlar gördüm. İşte kitap yazan mesela fiziksel olarak hiçbir uzuvunu kımıldatamıyor ama kitap yazmayı başarmış olan insanlar var mesela. Nasıl bunu yapabiliyor? Çünkü kendi gücünün nereden geldiğine aslında bağlanıyor bu insanlarda. Dolayısıyla çok güzel yanları var ve buna ek olarak, yani hepsine ek olarak çok daha fazla şükürde ve minnettarlıkta kalabiliyor bu kadın. Yani kendi varlığına şükrediyor en başta. Kendi yeteneklerine, yetilerine ve kendine verilmiş şeyleri şükretmeye başlıyor. Ve güzelleştirmeye devam ediyor. İnsanların hayatlarını güzelleştirmeye devam ediyor. Belki kendi içerisinde çok mutlu bir kadın olmaya da bilir bu kadın. Yani kendi içerisinde çatışmaları, savaşları, işte çözemediği şeyler bile olabilir bu kadının. Ama ya da ülkesinde çok atıyorum ülkesinde ya da ailesinde ya da kendi çevresinde çok büyük sorunlar olan bir kadın da olabilir. Bir savaşın göbeğinde bir kadın da olabilir bu. Ama yine orada bile yani çok zor durumlarda bile kendi gücüne tekrar uyumlanması aslında minicik bir oyun ve haz katmasıyla aslında geliyor. Bunu çocukken çok daha fazla yapıyoruz kız çocuğu olarak. Bu gerçekten sahiplendiğimiz bir güç, oyun özellikle ve haz. Ama sonrasında maskülen yani belirli bir yaşta artık daha fazla sorumluluk alacağımız durumlara geçtiğimiz için ki almamız gerekiyor zaten daha fazla sorumluluk. Eğer istiyorsak istediklerimizi.
maskülenle feminenini bir noktada dengeye getirmek gerekiyor. İşte kadının dengeye geldiği yer, dün de söyledim, femineninin güçlü yanlarını kabul ettiği anda kadının maskülenini otomatik olarak dengeye gelmeye başlıyor kendi içerisinde. Tabii bunu niyet ve bilinçle yapıyor. Yine maskülenin ne demek yani? Bir işi bitirme kapasitesi gibi de düşünebilirsiniz kadının. Bir işi bitirme kapasitesi, bir şeyi sonlandırma kapasitesi, işte yemeğe başlayıp zamanında bitirebilmesi gibi mesela. En basit örnekleri bulmaya çalışıyorum. Ya da bir başladığı projeyi zamanında bitirebilmesi gibi. Şimdi gün içerisinde bu neye benziyor? Birazcık onu anlatacağım. Ben kendi hayatımda biraz nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Yani kendiniz için yine bu çok özel, çok özgün, çok eşsiz, kişiye özgü. Yani böyle bir hani fabrikasyon değil. Fabrikasyon bir formül yok. Olmamalı da zaten. Her insan farklı bir şekilde yaratıldığı için. Dolayısıyla bunu sizin yaşayıp keşfetmeniz gerekiyor. Yani ben haz ve oyunu hayatıma gerçekten hani kafamda iş olmadan, çünkü oyun oynamanız için kafanızda arka planda işi düşünüyorsanız oynayamazsınız. Kendinizi o oyuna veremeyebilirsiniz yani. Dolayısıyla öyle bir structure, öyle bir form yaratmalısınız ki ya da form bütünü yaratmalısınız ki hayatınızda gerçekten size hem uyumlasın, hem atıyorum 2 saat o işi yapın, tık 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 bitirin mesela o işi. Ondan sonra gidin 2 saat oynayın mesela. Ya da o 2 saat tık 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 bitirdiğiniz zaman o işi mesela o ortama haz katın mesela. O deneyimi, o 2 saati çok aşırı maskülen yapmayın mesela gibi. Ki o andan da haz ve keyif almış olun ki kendinizi daha feminen hissedebilir. Ama tabii ki bazen de hani amacımız kendimizi sürekli %100 feminen hissetmek tabii ki değil. Maskülen feminen dengede bir kadın olabilmek. Dolayısıyla burada hani maskülenimi nasıl, yani nasıl bu işi bitirebilirim, nasıl bunu yapabilirim, işte nasıl otomasyon yapabilirim mesela benim işimde en çok, işte nasıl, neyi otome edebilirim, neyi işte internet anlamında, teknoloji anlamında kullanabilirim, hangi uygulamayı kullanabilirim, hangi yapıyı kullanabilirim, kod yazdırmam gerekiyorsa ekstra bir kod kime yazdırabilirim, nasıl yazdırabilirim, nasıl bir form olması gerekiyor ki insanlar işte daha kullanıcı dostu olsun gibi, mesela internet işiniz varsa eğer ya da herhangi bir işiniz varsa fark etmez, yani el işi de yapıyor olabilirsiniz ya da muhasebeci de olabilirsiniz, fark etmiyor. Ne yapıyorsanız o anı içine haz katıp gerçekten hani sizin haz ve oyuna gün içerisinde niyetli bir şekilde, yani niyetli bir şekilde ne demek? Evet, ben bunu bilinçli bir şekilde hayatıma katmaya karar verdim. Çünkü bu benim güçlü yanım, bu beni gücüme getirecek ve beni uyumlayacak bir şey. Bu çok değerli. O yüzden bunu katmam için benim İşlerimi de bir yandan tabii bitirmem lazım. Onları nasıl bitirebilirim? Nasıl formlar kurarak, nasıl structure'a, nasıl yeni yapılandırmalara gidebilirim? Bir üst seviye neye benziyor? Atıyorum bir üst seviye ne demek? Mesela atıyorum ben bir tekne almak istiyorum. Akdeniz'de açılmak istiyorum 3 ay. Tamam mı? 3 ay boyunca Akdeniz'de açılacağım ve bütün yaz boyunca hiç çalışmak istemiyorum. Dolayısıyla geri kalan 9 ay boyunca benim gerçekten o 3 ayımı bana verecek bir yapılandırmaya gitmem gerekiyor. Gibi. Mesela bir üst seviye belki de buna benziyor sizin hayatınızda. Belki de hiç buna benzemiyor atıyorum. Belki de sadece o kadar yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz ki onun içinden bir anda kendinizi çıkarmanız mümkün olduğunu düşünmüyorsunuz. Atıyorum bu yaz belki 2 gün tatil yapabilir miyim? Bu 2 gün tatile gerçekten gidip kafamda hiç iş düşünmeden nasıl bir yapılandırmaya gitmem lazım diye düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada haz ve oyunu yine kullanabilirsiniz. Ama bunun için dediğim gibi hem o maskülen, yani o yapıyı yaratırken ki sürecin keyifli olması lazım. Hem de tabii ki de maskülen de olması lazım. Yani evet, bunu bitirmem için gerçekten neye ihtiyacım var? Ne en keyifli olurdu? Hangi uygulama, hangi yapı, nasıl bir şey atıyorum, müşterimle WhatsApp'tan mı görüşeceğim, müşterimle yüz yüze mi görüşeceğim, müşterimin ayağına ben mi gideceğim yoksa onlar mı bana gelecekler? Müşterimle ayrı bir yerde mi buluşacağım? Ya da müşterilerime bu hizmeti nasıl sağlayabilirim? Ya da işte patronuma bu verdiği şeyi hem de kendim de iyi hissederek nasıl sağlayabilirim gibi. Yani femininizden şaşmanıza ya da kaçmanıza ya da aşırı derecede maskülene yüklenmenize gerek yok. Gerçekten yok yani. Çünkü o gücünüz orası değil. Şurada birkaç soru var. Facebook'ta soru yok şu anda. Gerçekten ne istiyorum sorusuna hemen cevabımı bulabildim. Ama dün gece bu cevabı rüyamda da yaşadım. Şimdi daha çok istiyorum. Süper. Çok güzel. Harika. Aynen. Daha çok istiyorsunuz.
Zaten ona sebep oluyor. Yani insan gücünde, yani güç öyle bir şey ki gerçekten çok enteresan. Yani feminen süper güçtür. Challenge'ın adından dolayı. Süper hissettiriyor. Yani gücünde olduğu zaman bir insan kendi güçlü yanım ne? Bana özgü, bana eşsiz. Dediğinde ve onu fark ettiğinde daha fazlasını istiyor. Çünkü güç yani iyi hissettiriyor. İyi hissettiren bir şey her zaman insan daha fazlasını ister yani, değil mi? Cevap gelmiyor değil de henüz duymuyor olabiliriz. Soru ulaşıyor ve cevap zamanla da gelebiliyor. Sorup bırakmak, sormaya devam etmek iyi gelebilir. Hiç ummadığımız anda şak diye gelebilir cevaplar. Evet, neye tam olarak yorum yaptığınızı bilmemekle birlikte hatırlayamadım yani. Cevap aynen yani niyet etmek de zaten öyle bir şey. Bir anda her şeyi çözüp kafamızda bitirmemize falan gerek yok. Zaten hayat öyle bir şey değil. Öyle olsa hemen yine çok fazla veriyorum böyle ama tek nefes alıp tek nefes verip küt diye giderdik yani. Çünkü hayat bir süreç. Ve o süreç anlamda olduğu zaman insanlar gerçekten kendini iyi hissediyorlar. Ve her insana göre bu anlamlı yapma hali farklı. O yüzden evet cevapları bir anda bulmak zorunda değilsiniz. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum cevaplarla ilgili özellikle. Şimdi bu konu benim için çok önemli ve çok özel bir konu. Öncelikle onu söyleyeceğim. Bunu tevhid de anlatırken, teslimiyet challenge birinci günde anlatmıştım daha önce. Cevaplar aslında sadece vesileler, sadece sebepler. Yani aslında bütün gelen cevaplar, bütün gelen yardım hepsi Allah'tan geliyor. Çünkü bütün uzuvlarımızı ve kainattaki her şeyi kontrol eden tek varlık o. O yüzden aslında sebeplerde ve cevaplarda gücü arıyoruz bazen. Mesela işte benim patronum bana maaş vermezse işte ben aç kalabilirim. Ya da işte benim müşterilerim bana ödeme yapmazsa zamanında ödemelerim gelmezse ben aç kalabilirim. Ya da kendimi kötü hissedebilirim. Ya da işte sorumsuz hissedebilirim. Ya da vesaire vesaire neyse. Şimdi size ödeme yapan herhangi bir insan sizi beslemiyor. Bizi beslemiyor. Yani bütün kaynak tek bir yerden geliyor. O yüzden cevaplar aslında sadece sebepler. Ne zaman ki sebeplerin ötesindekini görmeye gönüllü oluruz, ne zaman ki sebeplerin ötesine, çünkü sebepler vesile. Ben mesela şu an bir vesileyim. Ben sadece buna vesileyim o kadar. Ben bir sebebim yani bu bilgiyi duymanız için o kadar. Başka hiçbir şey değilim. Dolayısıyla hani bunu benim öteme, hani bunun bu sebebin ötesine baktığımızda cevap dediğim şey, cevabın ya da sebebin ya da vesilenin ne kadar önemli olmadığını görebiliyoruz. Çünkü onun ötesindeki şeyden Allah'tan yani bizim yardım dilememiz ve onun da bunu samimiyetle olduğuna inanması ve cevaplaması er ya da geç ne zaman uygunsa ne zaman hayırlısıysa genelde öyle istiyor insanlar ki iyi bir şey. Ancak o zaman o geldiği şey çok anlamlı oluyor. Yani o cevabın anlamı gerçekten anlamlı oluyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ama bu benim için yani çok özel bir konu, çok önemli bir konu. Benim bunu idrak etmem çok uzun seneler aldı. Çünkü çok unuttuğum bir bilgiydi senelerce. Sonrasında tekrar evet sebeplerin ötesindeki aslında önemli olan şey benim onunla ilişkim. Cevaplar, aradığım cevaplar aslında değil. Aslında cevaplar aradığım şey değil tam olarak. Beni kendi içimde uyumlu ve beni kendi içimde iyi hissettiren ve Allah'la bir hissettiren o his, o samimiyet, o niyetin doğruluğu, yaşamın doğruluğu aslında en önemli ve en anlamlı hissettiren şeylerden bir tanesi benim için, benim özelimde. Tabii her insan bunu böyle deneyimleyebilir bir anda. 2 yıldır gelmiyor cevap demiş Yıldız. Evet. Yani cevaplar çok önemli değil aslında. Haz ve oyun belki de bize bunu hatırlatıyor. Mesela şöyle bir şey yaşadım ben bu Ramazan'da. İşte iftar yemeği yapıyordum ve yemek yetişmedi. Bir şey oldu mutfakta. Ne oldu tam hatırlamıyorum.
Evet, bilmediğim bir yemeği yapıyordum, yapmaya çalışıyordum YouTube'dan bakarak ve yemek yetişmedi bir şekilde ve bir 15 dakika falan geç kaldı. Mesela normalde ben de hani şöyle bir ve çok da keyif alarak yapmama rağmen yetişmedi. Ve sonrasında biraz böyle işte panikledim son anlara doğru ve ondan sonra dedim ki hani galiba yetişmeyecek. Artık bununla yüzleşmenin vakti geldi. Galiba yemek yetişmeyecek. Ve işte Hakan'ın normalde bunu bir problem edeceğini vesaire düşündüm. Çünkü kafamda öyle bir algı oluştu. Yani ben bunu bir problem ettiğim için tabii ki işte mahcup hissettim kendimi vesaire. Ondan sonra o gelip mesela işte hiç problem değil deyip işte bana yardım edip mesela işte yemeği yetiştirmemizle beraber mesela işte cevap aslında oradaki cevap yemeğin yetişmesi ve hani işte benim başarılı hissetmem aslında hani evet. Cevap geldiği anda ne yapıyoruz? Başarılı hissetmiş oluruz. Cevap ne demek? Cevap hani artık bir çare, artık bir deva, artık bir çözüm, artık bir cevap nedir yani buna? Kafam çok karıştı hani ya da hayatım çok karmaşık. Bir cevap lütfen Allah'ım hani dediğimiz nokta değil mi? Cevap aslında başarılı hissettiriyor. Cevap evet ulaştım, başardım, iyi hissediyorum kendimi diyoruz. Cevap geldiğinde işte benim için cevap aslında orada yemeği başarılı bir şekilde zamanla tamamlamaktı ve bunu başaramadım. Bunun hiçbir problem olmadığını görünce de aslında kafamda bunu büyüttüğümü görünce de cevabın ya da o saatte o yemeği bitirmenin çok da önemli olmadığını idrak ettim mesela. Evet tabii ki de önemliydi, tabii ki de anlamlıydı. Bitirsem ne kadar güzel olurdu, zamanla yemiş olurduk ama bitirememenin de dünyanın sonu olmadığını görmüş oldum. Yani bazen cevap gelmediği zaman da cevap gelmese bile ben kendimi iyi hissedebilirim. Aslında haz ve oyun tam da bunu anlatıyor. Çok güzel bir noktaya geldik bence. Çünkü haz ve oyun bizi ana odaklıyor. Anın güzelliğine, kendi yeteneklerimizin, kendi gücümüzün güzelliğine odaklıyor. Ve sürecin güzelliğini ve süreçte aslında gözümüzün önündekini görmemize sebep oluyor. Belki de ben o gün gerçekten yeterince haz ve oyuna odaklandım ve kafamda o yemeği ne kadar büyüttüysem çünkü Gürcistan yemeğiydi yani böyle bilmediğim Türk yemeği falan da değildi. Yemeği bayağı bir büyüttüm falan gözümde. Bir de misafirimiz de vardı falan ve bayağı bir hepsini gözümde büyütüp gerçekten az bir oyunu kaçırdığım an aslında belki de yemek yetişmedi. Belki de ona odaklanmalıydım gibi de düşünebiliriz. Yani gözümüzün önündeki uyanık bir şekilde göremememizin sebebi aslında işte o cevabın gelmesini çok fazla istiyoruz ve o sırada hayatı kaçırıyoruz aslında. Yani cevap çok da önemli değil bazen. Gelmeyen cevaplarda bir cevap diyebilir miyiz? Evet, tabii ki gelmeyen cevaplar da bir cevap. Aynen. Çünkü zaten bunu Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah bütün dualarınızı cevaplar diye. Ama bunu bizim beklediğimiz ya da bizim hayal ettiğimiz şekilde ya da bizim hayal ettiğimiz zaman dilimi çerçevesinde cevaplamıyor. Kendi uygun gördüğü şekilde cevaplıyor. O yüzden evet, her şey bir cevap aslında. O cevapları iyi okuyabilmek, o böyle gerçekten hayatın yumuşak subtle diye bir kelime var İngilizce'de. Böyle çok hassas kantar terazi gibi bir şey. Yani böyle çok minik farklar böyle hani yüzde milimlik farklar gibi böyle. Hayatın işte o milimlik şeylerini görmek aslında bizi başarıya çok daha fazla ulaştırıyor. Başarıya ulaşmanın dışında bir doyum veriyor. Yani evet o işi tamamlamak bir başarı ama asıl başarı o işi doyumla anlamlı bir şekilde başarmak insana gerçekten iyi hissettiriyor. Mesela Anthony Robbins'in bir videosunda ben duymuştum bunu. Diyor ki bir tane adam var. Patch Adams diye bir filmde oynuyordu. Robin Williams sanırım adı adamın. O da mesela intihar etti geçen sene. Kesin biliyorsunuzdur. 2 sene falan oluyor galiba intihar edeli. Mesela adamın sınırsız derecede başarısı var. Çok fazla her istediğini başarmış ve elde etmiş hayatta. Ama adam intihar etti. Neden bir insan intihar eder? Çünkü hayatında doyum yok ve anlam yok ve anlamlı değil yani hayatı ve doymuyor. Yani doyum hissetmiyor, iyi hissetmiyor kendini. Dolayısıyla daha hayatını sonlandırıyor. O yüzden başarı bir işi tamamlamak ya da A noktasından B noktasına ulaşmak değil. Başarı gerçekten o hazla, hayattan haz alabilmek, keyif alabilmek ve bizi doyuracak şekilde bunu yapabilmek. Yani bizi doyurmayan hazların peşinde koşmak değil ya da bizi doyurmayan arzuların peşinden gitmek değil. Gerçekten bizim ruhumuzu ve kalbimizin içindekileri yaşamımıza katıp doyurmak, bize özgü, gerçekten bize özgü olanları yapmak.
yapmak diyebiliriz. Sınırlandırma sorunumuzdan özgürleştirme çalışması bu. Evet. Böyle de diyebiliriz. Yani gücümüze köklendiğimizde, gücümüzü sahiplendiğimizde, gücümüzü gördüğümüzde, güç olarak görmediğimiz bir şeyin aslında güç olduğunu fark ettiğimizde hepimiz bütün o sınırlarımızdan, kafamızdaki sınırlardan çıkıp gerçek hayata dönebiliyoruz artık. Ve bu her gücümüzün, çünkü farklı farklı güçleri var femininde, maskülininde. Her güçlü yanımız, yani maskülen yanımızın da güçlü yanları var. Mesela sadece ben şu an feminen linkleri anlatıyorum ama maskülen yanımızın da güçlü yanları var. Onları da anlatabilirim dediğim gibi bir yayında. Belki onunla da bir challenge yaparız. Her noktada güce köklendiğimizde, gücü sahiplendiğimizde, kendimizi güçlü hissettiğimiz için tabii zaten sınır kalmıyor. Yani o gücümüzdeyken. Her gün soru sormanın faydası olur mu? Sonsuz olasılıklar nelerdir gibi. Güzel bir soru. Yani her gün soru sormak seni güçlü hissettiriyorsa ve kafandan bedenine indiriyorsa ve gerçekten bedensel bir şekilde, bütünsel bir şekilde bu hayatı yaşayabiliyorsan, yani beynin, bedenin, kalbin, ruhun dördü birden aynı şekilde hareket edebiliyorsa, uyumlu bir şekilde, bütünsel bir şekilde soru sormak buna sebep oluyorsa belki sorabilirsin. Yani sonsuz olasılıklar nelerdir diye, ama dediğim gibi hani her şeyi yaratan zaten tek bir güç var. O yüzden ondan istemek bence en eforsuzu. Direkt samimi bir şekilde ondan istersen belki daha kolay olabilir. Ama tabii kendi beynini çalıştırıp böyle hani beynim acaba sonsuz olasılıkları bulabilecek mi falan gibi bir oyun da yapmak istiyorsan o şekilde soru da sorabilirsin. Sanırım onu kastettin. Doğru açıklayabildim mi bilmiyorum cevabı. Seni güçlü hissettirmesi ve iyi hissettirmesi önemli. Yani sende panik ve anksiyeteye sebep olmuyorsa sor. Yani bence bir sakıncası yoktur herhalde. Hayatımda total sorularım. Yani bunu sen daha iyi biliyorsun. Ben bilmiyorum. Sen bunu deneyimledin mi? Daha önce mesela ona bir bak. Hayatımda total sorunlarım, cevap bekleyip hadi hadi diye kalbimi darlıyorum. Bugün kalbimden gelen fısıltı çok ilginçti. Fısıltı günü kendi sadeliğinde yaşamamızı söylüyordu. Aynen, yani çok güzel yazmış değil mi? Kesinlikle. Yani işte o fısıltı gibi, o satıl diyorum ya, yani gerçekten böyle arka plandaki o ses, işte kalbimizin hani bize sürekli aslında işte rahatla, sakin ol diyen o ses, bizi anı döndürmeye çalışan ses, bize akışa odaklamaya çalışan ses. Aynen. Onu duyabilmek zaten, onu daha fazla duyabilmek, onu daha fazla duymaya gönüllü olabilmek, oradan gelerek yaşamak. Orada durup oradan gelerek yaşamak, işte nereden geldiğini, nereye gittiğini belirler. Bunu da belki önceki videolarımı izleyenler duymuşlardır. Ekmeğinizi bala bandırırsanız tereyağı yemezsiniz. Yani ekmeğinizi bala bandırıyorsanız bal yersiniz. Ekmeğinizi Nutella'ya bandırıyorsanız Nutella yersiniz. Ekmeğinizi neye bandırıyorsanız onu yersiniz. Bu şekilde çalışıyor kuantum. Dolayısıyla nereden geliyorsak, niyetimiz neyse, enerjisel olarak da nasıl bir enerji duruyorsak onu yaratmış oluyoruz. Oraya gidiyoruz. Köklenmek de aynı böyle bir şey. Köklerimize sahip çıkmak, işte Türklüğümüze sahip çıkmak gibi mesela, işte hangi köklerden geliyorsak, Türk olmayabilirsiniz tabii yayın izleyenlerden. İnsanın köklerine sahip çıkması da, kendi gücüne köklenmesi de işte aslında tam da bu. Kalbi de insanın aslında en çok kendini kökleyebileceği yegane, en güçlü yerimiz. Yani Allah'la zaten bağımızın en güçlü olduğu yer kalbimiz. Araştırmalara göre de kalbin enerjisel alanı bir mıknatıs gibi düşündüğümüzde beynin 600 mü 6000 katı sanırım. Ya 600 ya 6000 katı, tam rakamı bilmiyorum ama yani beyinle yaratmaya çalıştığımız hiçbir şey sonuç vermeyecektir. Dolayısıyla hep kalpten. Bu arada Instagram diyor ki bana 1 dakikam kalmış. Son bir soru belki cevaplayabilirim, 1 dakika sonra yayını kesecek sanırım. Ya da ben size güle güle diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Yarın yine aynı saatte, kısmetse. Görüşmek üzere. Harika bir yayın oldu bence. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yarınki challenge'ınız haz ve oyun. Anınıza haz ve oyun katın. Hayatınıza haz ve oyun katmak için nasıl maskülen yapılar kurmalısınız, onları düşünün.
bu haz ve oyunu hayatınıza nasıl örebilirsiniz onları düşünün. An be an, ana dönerek bu gücünüzü feminen olarak sahiplenin. Kadınsanız da erkekseniz de yapabilirsiniz. Kadınsanız bir tık daha kendinizi güçlü hissedeceksinizdir. Görüşmek üzere diyorum. Harika bir sabır geçirin, harika bir yarın geçirin. Arife günü yarın. Herkesin Arife günü kutlu olsun. Görüşürüz. Bay bay.